16 senedir 3 kat büyüttüğümüz, şu anda dünyanın en önemli güçlerinden biri haline getirdiğimiz ülkemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. 81 milyon vatandaşımızın huzuru, güvenliği birinci önceliğimiz. Refahını artırmak birinci önceliğimiz. Görüyorsunuz bir sürü badireye maruz kalmaya da devam ediyoruz. Bir yandan terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Diğer taraftan ülkemizin ekonomisine yönelik olarak tüm dünya ülkelerinin gözü önünde aleni şekilde yapılan saldırılara karşı da çok hızlı olarak önlemlerimizi alıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız, milletimiz zor zamanda kenetlenmeyle her şeyin üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha bu süreçte de gösterdi. 15 Temmuz'un farklı bir versiyonu şu anda devreye sokulmuş duruyor. Bu mücadele devam edecek. Bunu yapmaya devam edecekler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz bir ve beraber olduktan sonra, ülkemize, vatanımıza aynı şekilde sahip çıkmaya devam ettikten sonra her türlü badirenin üstesinden geliriz. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz, hiçbir konumuz yok. Bundan dolayı da milletimiz en önemli güvencemiz bizim. İnşallah yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz. Dün yine güçlü bir paket açıklandı KOBİ'lerimize yönelik. Bankacılık sistemiyle ilgili önlemler alınıyor. İşin ehilleri görev başında. İnşallah reel sektör açısından zaten sıkıntımız yok. Yaşadığımız bu süreçle alakalı aslında rakamsal verilere baktığımız zaman en ufak bir emare yok. İşte ihracatta rekorlar kırıyoruz. İstihdamda tek haneli rakamlara inmiş durumdayız. Ekonomimiz büyüme performansı sürdürülebilir şekilde, istihdam dostu şeklinde devam ediyor. Sanayi üretimi endekslerinde, kapasite kullanım oranlarında en ufak bir sıkıntı yok. Tamamen mali piyasalara, finans piyasalarına yönelik olarak karşı karşıya kaldığımız bu girişimler ve saldırılar neticesinde oluşan geçici bir durum. İnşallah önlemlerimizle birlikte bu sürecin vatandaşlarımıza yansıması olmayacak şekilde bertaraf edilmesiyle ilgili önlemler alınıyor. Kısa süre içerisinde her şey normale dönecek. Bundan yana herkesin içi rahat olsun diye inanıyorum. Yeter ki biz üretmeye devam edelim. Yeter ki çalışmaya devam edelim. Ülkemizle ilgili o hayallerimizle alakalı olarak gayretlerimizi kararlı şekilde sürdürelim. Bu anlamda inşallah en ufak bir etki olmayacak. Ya kaymakam plazanı da değiştirelim. Genç kurulamada sizleri bekliyoruz. Tamam ya, devam edelim. Hadi çok severim böyle şeyleri. Hayır.